Dünyanın en büyük kara depremi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depreminde Türkiye tek yürek olmuş ve acıların dinmesi için harekete geçmişti. Daha önce depremde yakınlarını kaybeden yazar Kahraman Tazeoğlu da deprem haberini alır alma soluğu deprem bölgesinde alarak çaresizliğe çare olmak istemişti. İşini, ailesini bırakarak deprem bölgesine gelen yazar Kahraman Tazeoğlu yaşadıklarını kitaba döktüğünü haber ekibimize açıkladı. Asrın felaketinin, ben bir yıldır burada depremzedelerle, onlar gibi yaşayıp onlara yardım ediyorum, elim uzatmaya çalışıyorum. Bu vesileyle Enkaz kitabı da yazılmış oldu. Deprem sonrasında bölgeye sadece yardım amaçlı geldiğini ve burada birçok yardımda bulunduğunu belirten Tazeoğlu, Enkaz adlı kitabın buradan çıktığını belirtti. Aslında buraya geldiğimde ben sadece yardım için geldim. Kitap yazmak gibi bir niyetim yoktu. Kitap yazdım ama depremzedeler kendileri istedi. Hocam ne olur bunları tarihe not düşün dediler. Ben de onları kırmadım <laughs> ve enkazı yazdım. 5 Kasım'da çıktı enkaz. Diğer kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da tüm telif gelirleri depremzedeler için kullanılıyor. Hala sahadayım çünkü. Ve bu kitapta ben neyi anlattım? Şunu anlattım. Öncelikle o ilk günlerde enkaz altından kurtardığım hayatları, insanları, onların hikayelerini sonrasında da yaşama tutunabilmek için yardıma ihtiyacı olan herkese başlatmış olduğum yardım kampanyalarıyla, IBAN'dan IBAN'a projesiyle ayakta kalmalarını sağlayabilmek adına burada onlara yardım ettim. O hikayeleri yazdım. İşte o süreci nasıl yaşadığımı, hangi zorluklarla karşılaştığımı ama daha çok hatta en çok o insanların hikayelerini anlattım. Böyle oluştu bu kitap Enkaz. Bu arada çok da beni mutlu eden bir şey. Bu kitabı en çok alanlar depremzedeler oldu. Hatta ben özellikle o hikayeleri seçtim. Kalbime çok dokunan, orada beni çok etkileyen hikayeleri tercih ettim. Çünkü bu hikayeler sizlerin televizyonda göremeyeceği, sosyal medyada karşılaşamayacağı hikayeler. Zaten kitabın tamamına baktığımızda şunu görüyorsunuz. Depremi gazeteciler yazdı. Oraya giden arama kurtarma ekipleri depremden bahsetti. Bir sürü insan depremle ilgili konuştu. Yani siz bu kitapta aslında bir edebiyatçının gözünden depremi okuyorsunuz. Bir edebiyatçı deprem bölgesinde kalırsa, yaşarsa, o insanlara yardım ederken neleri yaşar? nasıl duygular içerisinde olur bir edebiyatçı gözüyle deprem nedir aslında bu, bu bunu anlatıyor bu kitap ee, ve bu anlamda da tarihe not düşmek adına bir yazarın gözünden o insan hikayeleri benim için çok önemliydi ee, bu görevi de bu sorumluluğu da e, yerine getirmiş oldum bu vesileyle.